Herkese merhaba. Bu hafta da burç yorumlarıyla birlikteyiz. Şimdi bu hafta neden bahsedeceğiz? Jüpiter-Satürn kavuşumu gerçekleşiyor Oğlak burcunda. Tam aynı derecelerde ondan bahsediyor olacağız. Şimdi bu sene biliyorsunuz zaten çok yoğun bir Oğlak etkisi altında ve bu konulardan daha önce de konuşmuştuk ama yıl bitmeden tekrar bir hatırlamakta ki bu hafta da işte özellikle aynı derecelere denk geliyor. Tekrar hatırlamakta fayda var. Zaten önümüzdeki süreçte yeni yıla girmeden önce Aralık ayının son haftası gibi yine geçen seneden de hatırlayacak olan seyircilerimiz vardır. Yeni yılın burç yorumlarıyla başka etkilerden bahsediyor olacağız. Ama şu seneyi kapatmadan bir yine Oğlak etkisi altındayız ve ondan biraz bahsedelim. Ne demek Jüpiter-Satürn kavuşumu hem de Oğlak burcunda? Yani zor zamanlar, evet yani hepimiz bu zaten 2020 yılı pandemi süreciyle geçti ve hala pandemi konuşuluyor gündemimizde. Yani zorluklara rağmen aslında istikrarlı olmakla ilişkili bir durum. Bununla deneniyoruz, bununla sınanıyoruz gibi düşünebilirsiniz. Zorluklar var, evet ama pes etmek değil de bu zorluklara rağmen devam etmek. Ne yapıyorsak onu yapmaya daha iyi bir şekilde, daha güçlü bir şekilde yani zorluklar insanı aslında güçlendirir. Öyle yaklaşmak belki daha iyi olabilir. İstikrarlı olmak, daha büyümek, yaptığımız şeyi daha iyi yapmak ama bütün zorluklara rağmen ki ne olacak zaten bu süreç bizi sürecin sonunda güçlenmiş bir şekilde hayatımıza devam ediyor olacağız. O zaman bu güçlenme ve işte büyüme, istikrarlı olma konuları hangi hayat alanlarında gerçekleşecek? O da teker teker burç yorumları üzerinde konuşurken ortaya çıkacak bir konu. Başlayalım isterseniz. İlk burcumuz Zodyanik burcu, yükselen Koç. Yükselenimize göre dinlersek demiştik ki hayat alanları açısından daha şey olacaktır. Daha doğru olacaktır yorumlar. Yükselen Koç açısından bu Oğlak etkisi onların kariyerlerini aslında etkiliyor. Kariyer hayat alanı açısından ele almak daha iyi olabilir. Yani kariyerimizde hangi anlamda büyümek istiyoruz? Yani neyi büyütmek istiyoruz? Neyi istikrarlı bir şekilde yapmak istiyoruz? Yükseleni Koç olan kişiler bu istikrarı, büyümeyi daha çok kariyerlerinde tecrübe etmeli. Zorlayan konular olacak mıdır? Evet, zaten işte hem Satürn hem Oğlak bunlar zorluklarla ilişkili. Ama bizi zorlayan şeyler büyütecek ve kariyerimizde bir büyüme gerçekleştirme imkanı bizi bekliyor olacak. Yani şöyle düşünebiliriz, yükselen koçlar açısından bu hafta kariyerlerine odaklanmaları, zorlansalar da, zorlandıkları konular olsa da devam etmeleri gerektiğiyle ilişkili bir bildirimde bulunabilirim astrolojik olarak. Koçtan sonraki burcumuz boğa, yükselen boğalar açısından çeşitli aslında eğitim fırsatları var. Yani yüksek öğrenim açısından biliyorsunuz bir sürü online program var. Artık yüksek lisans programları neredeyse doktora programları bile online yapılabiliyor bazı programlar. Yani devam eden bir sürecimiz varsa yüksek lisans doktora gibi yükseleni boğa olan kişiler açısından zorlayan konularla karşılaşacağız. Evet ama devam etmek, istikrarlı olmak, pes etmemekle ilişkili bir süreç yaşıyoruz diyebilirim. Aynı zamanda bazı sabit olduğumuz konular var yükselen boğalar olarak. Biraz daha bakış açımızı geliştirmeye, genişletmeye, daha farklılıklara hoşgörü göstermeye ihtiyacımız var. Bununla deneneceğimiz, ya hayır canım olmaz böyle şey dediğimiz şeylerle biraz yüzleşeceğimiz bir hafta ve onlara biraz daha toleranslı, biraz daha hoşgörülü yaklaşmamız gereken bir hafta. Bu eğitim fırsatlarını kaçırmayalım, iyi değerlendirelim. Aynı zamanda hayatta bizi zorlayan insanlara karşı da daha hoşgörülü olmaya çalışalım. Bu hafta biraz hoşgörüyle denenecek yükselen boğalar. Boğadan sonraki burcumuz ikizler. Yükselen ikizler açısından demiştik ki bu oğlak etkisi işte yılın başında da konuşmuştuk. Biraz daha borç konularıyla ilişkiliydi. Borçların yeniden düzenlenmesi veya varsa öyle bir durum miras konularıyla ilişkili demiştik. Mirasın paylaşılması, bölüşülmesi gibi. Bu hafta tekrar o konular gündeme gelebilir. Yani borçlarımız bizim yüzümüze şöyle çarpılabilir. Bu konular bizi zorlayabilir ama devam etmek, yani borçlarımızı düzenli ve istikrarlı bir şekilde ödemeye devam etmek olabilir. Aynı zamanda ilginçtir ki bu hayat alanı yükselen ikizler açısından oğlan denk geldiği hayat alanı daha ruhsal konuları da ilgilendirir. Bunu da etkiler. Yani daha düzenli bir şekilde, daha istikrarlı bir şekilde, yani oğlak enerjisi altında
Belki maneviyata daha öncelik vermemiz gereken bir süreç olabilir. Bu hafta biraz daha ruhsal konulara ağırlık vermemiz gereken bir süreç olabilir. Borçlarımızdan kafamızı kaldırabilirsek gibi düşünebilirsiniz. İkizlerden sonraki burcumuz Yengeç. Yükselen Yengeç açısından daha çok evlilik konuları gündemde demiştik. İşte bir aile kurma, evlenme, bu oğlak etkisi altında gibi söz konusu olabilir demiştik. Aynı zamanda bir iş kurma olabilir, bir ortaklık kurma olabilir. Yani çeşitli imzaların atılacağı çeşitli süreçler gündeme gelebilir. Bu hafta da biraz bunlar karşımıza çıkacak. Yani bir şeye imza atmamız gereken bir metne, işte bir şeyin altına, bir sözleşmenin altına imza atmamız gereken durumlar olabilir. İşte mahkemeler, davalar, bu tarz süreçler söz konusu olabilir. Biraz daha bunlarla yüzleşeceğimiz, yani neyin altına imza attığımıza dikkat etmemiz gereken bir süreç. Ama istikrar açısından da işte evliysek evliliğimiz, ilişkimiz konusunda daha iyi bir ilişki olması açısından daha istikrarlı olacağımız bir süreç. Yani daha duygusal değil de yükselen yengeç çünkü olaylara daha duygusal yaklaşmaya çok meyillidir. Ama oğlak enerjisi de daha zihinseldir, daha nettir. Yani öyle duygusal fırtınalarla değil de daha net, somut fikirlerle aslında hareket etmeyi sever. Biraz daha kararlı olacağımız bir hafta, kararlı olmamız gereken bir hafta bizi bekliyor diyebilirim. Eşimizle ilişkili olabilir, işimizle, ortağımızla ilişkili olabilir. Bu tarz konulara dikkat etmemiz gereken bir hafta bizi bekliyor. Yükselen yengeçten sonraki burcumuz zodyak açısından aslan. Yükseleni aslan olan kişiler açısından nasıl bir hafta? Demiştik ki bu oğlak etkisi işte 2020 açısından sağlığı etkileyecek. Ki genel olarak bütün dünyanın sağlığı etkilendi zaten bu pandemi sürecinde ama bu hafta yine özellikle yükselen aslan olan kişiler sağlıklarına ekstra dikkat gösterebilirler. Günlük rutinimiz bu hafta yine ön planda olacak. Yani sabah kaçta kalkıyorum, akşam kaçta yatıyorum, gün içinde işte kaç öğün besleniyorum, neler yiyorum, işte düzenli mi besleniyorum, sağlıklı mı besleniyorum. Bu tarz konular aslanın gündeminde olacak. Çünkü bunlara dikkat edilmediği sürece de aslan çeşitli yükseleni aslan olan kişiler özellikle çeşitli sağlık problemleri yaşamaya devam edecek. O yüzden yani istesek de istemesek de yükselen aslanlar olarak sağlığımıza, günlük rutinimize, günlük düzenimize dikkat etmeyi öğrenmek durumundayız. Biraz daha bu konular gündemde olacak. Aslandan sonraki burcumuz Başak. Yükseleni Başak olan kişiler açısından nasıl bir hafta? Varsa çocuklarla ilişkili konular gündeme gelecek. Yani çocuklarımızın eğitimi olabilir. Hani çocuklar tekrar işte eve döndü bir online süreç söz konusu. İşte ebeveynlere çok daha fazla iş düşüyor, çok daha fazla sorumluluk düşüyor. Özellikle yükseleni Başak olan kişiler için çocuklarıyla olan ilişkileri çok daha gündemde olacak. Daha istikrarlı, daha güvene dayanan ilişkiler kurma karşımıza çıkacak. Çocuklarımız yoksa varsa ikili ilişkiler yine işte erkek arkadaşımız, kız arkadaşımız daha gönül ilişkileri ön planda olacak bu hafta yükselen Başaklar açısından. Başaktan sonraki burcumuz Terazi. Yükseleni Terazi olan kişiler için de ailevi konular daha çok gündeme gelecek bu hafta. Yani ailemizle ilişkilerimizi daha sağlam temellere oturtmak, varsa işte kırgınlıkları gidermek, daha güvene dayalı ilişkiler oluşturmak açısından güzel bir hafta. Ailemizle daha fazla ilgilenmemiz gerekebilir. Ailemize daha fazla vakit ayırmamız gerekebilir. Onlar daha öncelik olabilir bu hafta yükseleni terazi olan kişiler için. Teraziden sonraki burcumuz Akrep. Yükseleni Akrep olan kişiler açısından da bu oğlak etkisi neyi etkiliyor? Aslında iletişimle ilişkili hayat alanını etkiliyor. Yani demiştik ki bu hafta için de aynı şey geçerli. İşte akrepler daha diğer burçlara çok sert gelebilecek, çok net gelebilecek ifadelerde bulunabilirler. Biraz daha belki bunu yumuşatmaya ihtiyaç olabilir. Yani karşıdakini kırmamaya odaklanmak daha iyi olabilir. İletişim ifadelerine, kullandıkları kelimelere, iletişim tarzlarına daha fazla dikkat edecekleri bir hafta. Onları bekliyor. Aynı zamanda yine varsa kardeşlerimizle ilişkili konular gündeme gelebilir. Yükselen akrepler açısından kardeşlerimizle yani işte uzun süredir görüşmüyor olabiliriz ama bu hafta tekrar karşımıza çıkar ve onlarla görüşmek durumunda kalabiliriz. Yani görüşmek durumunda kalabiliriz derken tabii ilişkilerimiz iyiyse sıkıntı yok ama ilişkilerimiz kötüyse insan çok görüşmek istemeyebiliyor.
Ama bu hafta bu tarz konular işte istesek de istemesek de karşımıza çıkacak. Belki yine dediğim gibi uyumlu bir şekilde, uygun bir şekilde o ilişki biçimini düzeltmek, yaraları sarmak daha iyi olabilir. Akrepten sonraki burcumuz Yay. Yükselen Yay açısından bu hafta para konuları gündemde olacak. Gündemlerinde para olacak. Yani işte ne çalışmak, para kazanmak, işte o parayı nereye harcıyorum biraz daha bütçe dengesini sağlamakla ilişkili. Zaten bu sene genel olarak yükselen yayın konusu paraydı. Biliyorsunuz artık insanlar da daha çok evden çalışmaya başladı. Belki öyle bir yine değişiklik söz konusu olabilir. Yükselen yaylar için evden çalışma veya işte geçimini sağladığı işi bir şekilde büyütme. Çünkü oğlak dedik, büyüme dedik, işte istikrar. Büyüme nereden geliyor? Büyüme Jüpiter'den geliyor burada. Jüpiter-Satürn kavuşumu gerçekleşiyor Oğlak burcunda. Yani yaptığımız işi, para kazandığımız işi, hayatımızı geçindirmek için yaptığımız işi istikrarlı bir şekilde büyütmek ve belki geliri arttırmakla ilgili, ama bizim daha fazla çalışmamız gerekiyor. Daha fazla çaba harcamamız, daha fazla emek harcamamız gereken bir süreç yükselen yaylar açısından. Yaydan sonraki burcumuz da Oğlak. Zaten bu kavuşum, gezegen kavuşumu, Jüpiter Satürn kavuşumu Oğlak'ta gerçekleşiyor. Yükselen Oğlaklar açısından da hayatlarının her alanını inceleyebilirler demiştik. Bu hafta da aynı fırsat var. Yani ben hayatımda neyi büyütmek istiyorum? Neyi daha sağlamlaştırmak istiyorum? Neyi, hangi konuda daha istikrarlı olmak istiyorum? Kişilik olarak da olabilir. Yani kişiliğim açısından hangi yönümün daha güçlü olmasını istiyorum? Hangi yönümün daha sağlam olmasını istiyorum? Biraz daha buna odaklanacağımız ve bununla ilgili somut adımlar atacağımız bir hafta. Yükselen Oğlaklar bu süreci iyi değerlendirsinler. Çünkü genel olarak hani yılın etkisi demiştik ve 2021'de biz başka etkilerden bahsedeceğiz. Bu yıl çok büyük bir Oğlak etkisi altındaydık. Yükselen Oğlaklar da mesela önümüzdeki sene aynı fırsatlara sahip olmayacaklar. O etki başka burçlara kayıyor ve bu hafta içinde hayatımızda neyi büyütmek istiyorsak, ne hangi konuda istikrarlı olmak istiyorsak onun açısından somut adımlar atmak için güzel bir hafta. Yükselen Oğlaklar bu haftayı iyi değerlendirsin. Oğlaktan sonraki burcumuz Kova. Yükselen Kovalar açısından demiştik ki biraz daha iç bir süreç olacak. Daha kendi içlerine dönecekleri, işte belki hani ruhsal bir takım ihtiyaçlarımız daha ön planda olacak maddesel ihtiyaçlarımıza göre. O yüzden ruhsal olarak büyümekle ilişkili bir süreç demiştik. Bu hafta da o daha çok karşımıza çıkacak. Yani biraz daha aslında kendi içimize dönüp dış dünyada aktif olmak değil de, mesela yükselen oğlan kesinlikle dış dünyada aktif olması gereken bir süreç. Ama yükselen kova için daha kendi içine çekilmesi gereken, daha kendi içinde belki işte daha kendi başımıza işte yalnız kalıp bir çay kahve içip işte sevdiğimiz bir kitap okumak olabilir, sevdiğimiz bir filmi okumak olabilir. Biraz daha kendimize vakit ayıracağımız bir süreç olacak yükselen kovalar açısından. Ve son burcumuz Zodyan son burcu balık. Yükselen balıklar içinde bu süreç nasıl bir süreç bu hafta? Uzun vadeli hedeflerine odaklanmaları gereken bir süreç. Yani ben işte önümüzdeki 1 yıl, 5 yıl, 10 yıl neleri gerçekleştirmek istiyorum, neler yapmak istiyorum, planlar, projeler, hayatımı nasıl şekillendirmek, nasıl yönlendirmek istiyorum. Biraz daha buna odaklanacakları, uzun vadeli planlara, projelere odaklanacakları bir süreç. Aynı zamanda tabii arkadaşlık ilişkileri de çok ön planda olabilir. Yani işte sosyal organizasyonlar, arkadaşlık ilişkileri, kendi sosyal çevreleriyle iletişimleri ve ilişkileri daha ön planda olabilir bu hafta. Oğlak etkisi altındaki burçlarımız böyle. Haftaya farklı etkilerle tekrar gök hareketleri üzerine konuşmak dileğiyle herkese iyi haftalar.